dönemde Hem sizlere hem değerli vatandaşlarımıza sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Elbette COVID tedbirlerini resmi bir eee kısıtlama olmamakla birlikte olabildiğince dikkat etmekte fayda var gibi görülüyor değerli arkadaşlar. Evet, eee AK Parti'nin yanlışlardaki ısrarı Türkiye'yi her alanda eğitimden sağlığa kadar, ekonomiden tarıma kadar bir açmazın içine, bir tıkanmışlığın, bir sıkışmanın içine süratle taşımaya devam ediyor. Peşinden söyleyeyim Trakya'da ayçiçeği üreticilerinin feryadına hükümet kulak vermelidir. Tarım Bakanı bir an önce bölgeye gitmeli. Trakya'daki çiftçinin ayçiçek ürünüyle ilgili yaşanan hastalıkla ilgili olarak alınması gereken tedbirleri bir an önce hayata geçirmeli ve çiftçimizin zararlarının giderilmesi konusunda da belli güvenceler verilmelidir. İlla bir şey 110 kere söyleyelim de mi olsun? 3600 ke defa 3600 dedik. Çok şükür nihayet gerçekleşti. Asgari ücret için feryat ettik, gerçekleşti. Taşerona kadro dedik, kısmen gerçekleşti. Elektrik faturalarından TRT payını kaldırın dedik. Gerçekleşti. Ve son olarak KYK borçlarını nihayet faizini ısrarla faizlemeye devam ediyorum. Çünkü dün Tayyip Bey de faizi ifade etti. Silmeyi taahhüt ettiler. Taahhüt ettiler diyorum inşallah burada başka bir hinlik düşünmezler. Çünkü Belki yasal bir e, dayanağa da ihtiyaç olabilir. Böyle bir şeye ihtiyaç varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yasal bir dayanak noktasında hazır ve nazır olduğunda buradan belirtmek isterim. Önce şunu söyleyeyim. Bu KYK kararını e, vermeden hemen önce ve esnasında ve sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda bir polemik yaptığını söylemek en hafif deyimle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminden, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen kanun tekliflerinden habersiz olmak demektir. Bakın değerli arkadaşlar, 2018-2022 19 kanun teklifimiz var. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri 2018'den beri KYK mağdurları için feryat ediyor. Ve en son Sayın Genel Başkanımızın gençlere seslenip Kayaka borçlarınızı ödemeyin kardeşim. Faizlerini sileceğim. Geliyoruz ve geldiğimizin haftasında faizleri sileceğiz açıklamasından sonra beyleri bir telaş aldı ve apar topar faizleri silme kararını kamuoyuyla paylaştılar. Beyefendi yani Erdoğan hep şundan övünüyordu. Önce onu bir açıklık getirelim. Efendim 2023'te kredi yurtlar kurumundan 65 lira burs alınıyor, kredi alınıyor. Şimdi 850 lira veriyoruz. 65 lira nire, 850 lira nire cakasını satan Erdoğan'a bir hatırlatma yapalım. 2003'te yani sizin Türkiye'yi devraldığınız dönemde çocuklar aldıkları 65 lira ile iki tane çeyrek altın alıyordu Erdoğan. İki tane çeyrek. Şimdi senin verdiğin bursla krediyle çocuklar yarım çeyrek, bir çeyreğin yarısını alıyor 850 lirayla. Eğer 3210 lira verirsen 2003'te çocukların aldığı, devletten aldığı krediyi bursu yakalamış olursun. Bu çocukların hepsi üniversite okuyor. Bu çocukların aklıyla dalga geçme, alay etme. Bu çocukların aklını küçümseme. Senin şimdi verdiğin burs ya da krediyle bir çeyrek altın alınamıyor. Yarım. Çeyreğin yarısı alınıyor. Ama o zaman iki çeyrek altın alacak kadar bir paraydı bu para. Şimdi evet KYK'da halloldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarlı takibi sonucunda şimdi EYT'yi bekliyoruz. Ama Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil Sayın Bakan. Ekim'de EYT'yi ya halledeceğiz ya halledeceğiz. Paşa paşa halledeceksiniz. Milletin ocağı Şubat'ı beklemeye tahammülü ve sabrı yok. Hep söylediğim bir şey var. Sizin Türkiye ekonomisini içine soktuğunuz halde vatandaş yazı belki geçirir. Ama kış geçmez. EYT'liler için kış hiç geçmez. Ocak Şubat derken bunu Mart'a Nisan'a bir seçim rüşveti olarak düşünüyorsanız sakına. sakın. Sakın başınızdayız, ensenizdeyiz. EYT'nin meclisin açıldığı ay hall olması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak her şeyi yapacağız. Siz bunun adına ne derseniz deyin. Efendim bizim yapacağımızı duymuş da Kemal Bey bunun için bu çağrıyı yapmış. Ayıp. Demin gösterdim. 19 kanun teklifi vermişiz. Ben daha geçenlerde demişim ki bu ek bütçede çiftçi yok, memur yok, esnaf yok, EYT'li yok, KYK'lı yok. Demişim. Ama bu bütçede kur korumalı mevduat sahibi zenginler var demiş. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Evet ben önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonra da Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Her şeye rağmen. Neticede icranın başında kendisi. Ama bu şekilde e, yaklaşık üç buçuk milyon gencimizin kabusu kısmen de olsa sona erdi. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ama bunların çelişkileri bitmiyor. Şimdi EYT'yi gündeme getirecekler. E biz yapacaktık da CHP onun için Ekim ayından itibaren mecliste EYT'yi çok gündeme getirdi de falan demeyin. Her gün getireceğiz. EYT'yi her gün konuşacağız. Yok öyle Ocak Şubat. Yok. EYT'yi Ekim'de bekliyoruz. El birliğiyle yapalım. Gene sizin olsun. Siz yapmış olun. Ama bunun çıkması şart. Çelişkiler <laughs> yuma devam ediyor. Erdoğan'a çok sıfat yakıştırdık ama bugünlerde Erdoğan'a yakışan en büyük sıfat Bay Çelişki. Niye? Şunun için söylüyorum. Bay Kemal eğer sıkıyorsa bunun diyor faiz olduğunu ispatla. Aynı konuşma içinde aynı bütünlükte iki dakika fazla değil. İki dakika sonra Bay Kemal'in e, bir şey ispatlamasına gerek yok. Tam olarak beyefendi şöyle söylüyor. Biraz önceki kabine toplantısında kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan ana para, alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Erdoğan, Bay Kemal'i bir şey sıkmasına gerek yok. Sen cümlenin başında birinci paragrafta bu faiz değil diyorsun, ikinci paragrafta faiz uygulaması olmaksızın diyorsun. Allah aşkına. Hani bir gün önce söylediğini bir gün sonra yalanladığın çeliştiğini çok örneği var da aynı kürsüde aynı mikrofonun önünde bir dakika önce faiz değil dediğin şeyi sonra faiz olduğunu itiraf etmek hangi aklın hangi kafanın ürünü merak ediyorum. Ve bir, bir cumhurbaşkanının bu kadar çelişkili açıklamalar kendisiyle içinde çelişen açıklamalar yapması şu şu oluyor kabusu haline dönüşen. Bay Kemal'e kara atsın, çamur atsın da nasıl olursa olsun. Bay Kemal Erdoğan için bir paranoya, bir kabus haline dönüşmüştür. Allah kurtarsın. Bir kurtuluş yolu var. Sandığı ne kadar erken getirirse Erdoğan Bay Kemal paranoyasından o kadar çabuk kurtulur. <laughs> Gene aynı konuşma içinde beyefendi diyor ki Bay Kemal Dedim ya Bay Kemal yatıyor, Bay Kemal'le kalkıyor. Bir tek kuruş çıkmadı. Otoyolları, köprüleri, devletin kasasından bir tek kuruş çıkmadan inşa ettik. Yatırım düşmanlığıyla ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar diyor Erdoğan. Şimdi Osman Gazi'de günlük 40 bin araç geçiş garantisi vermişiz. 44,5 dolardan 744 lira eder. Oradan sadece köprüden İzmir'e giderseniz hiç 600 lirayı buluyor ama sadece köprüden bir geçeyim geri döneyim derseniz Yalova'dan çıkıp 184 lira diyorsunuz. Yani geçen araba için 560 lira, geçmeyen araba için 744 lirayı kim ödüyor Erdoğan? Cebimden 5 kuruş çıkmıyor diyorsun. Kim ödüyor bu parayı? Geçen araca 560, geçmeyene 744. Ve 5-16 Temmuz'da 54 bin araç geçti. Bak kâra geçtik diyorsun. Pes, pes. Kâra geçemezsin. Niye geçemezsin? Sen geçenden 184 alıyorsun. Müteahhide 744 ödüyorsun kardeşim. Nasıl kâra geçeceksin? Peki normal zamanda kaç araç geçiyor Erdoğan? Bayramda 54 bini görmüş. 54 bini görmüş Osman Gazi. Güzel, güzel ısrarla sorduk. Milletvekillerimiz soru önergeleri verdi. Ya bu normalde buraya ortalama yıllık kaç araba geçiyor? Cevap yok. Bayramda var. 54 bini görmüş ya oynuyor beyefendi. 54 bin geçerken bile milletin kesesinden para çıkıyor. Erdoğan'ın herhalde haberi yok. Çanakkale Köprüsü'nde 8 Temmuz'da 14.275 geçmiş. Ne güzel diyorlar yahu. Şunu aklıma. Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 16 eurodur müteahhit ödenecek araç başına <laughs> ve 45 bin araç garantisi vermişsin. 14 bin geçti diye zil takıp oynamadığın kalmış. 45 bin araç o gün için sadece geçen araçlardan araçlar için 100 lira geçmeyen 30 bin araç için 300 lira dedin ya o gün o gün. 14.275 araç geçti diye zil takıp oynadığın gün verdiğin 45 bin araç geçiş garantisinden dolayı geçen araçlar için ilave 100 lira, geçmeyen 30.725 araç için 300 lira ödetin. Erdoğan buradan soruyorum. 2002'de otoyol ve köprüler için 27.1 milyar TL para çıkacak mı? Devletin kasasından çıkmayacak mı? Bana söyle. Millete söyle. Çıkmayacak diyebilir. Rüyaya yatmıştır. Çok araç geçeceğini ta, ta edebilir. Peki şu soruma cevap ver Erdoğan. 2007-2021 arasında köprü ve otoyollara 35 milyar TL ödedin mi ödemedin? Hani devletin kesesinden bir kuruş çıkmıyor diyor. Ya. Soruyorum. Bir soru bir cevap. 35 milyar TL ödedin mi ödemedin mi? 2017-2021 arasında. 2022'de ödeyeceğin 27 milyar TL hariç. Dolayısıyla bunların Türkiye gündeminden de Meclis gündeminden de haberleri yok. Kredi yurtlar kurumu mağduru gençlerimizin eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek defansı refleksi baskısıyla faizden kurtulmuş olmaları herkes ve hepimiz için sevindiricidir. Sayın Bülent Turan'ın da meclis gündemini biraz takip etmesini bir grup başkan vekili olarak tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, akıl dışılık ve ahlak dışılık Türkiye'de yürütme organının olmazsa olması oldu. Bankaların karı ilk dört ayda geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 374 yüz arttı. Bu bankalar ne yapıyor biliyor musunuz değerli vatandaşlar? Hani bu merkez bankası var ya eksi 50 milyar rezerv dolan. Bu bankalar merkez bankasından yüzde 14 faizle para alıyor. Sonra vatandaşa sana yüzde 28'den bu parayı satıyor. Merkez bankası vatandaşa direkt ver. Muhabbete bak. Çayın taşı çayın kuşu. Yüzde on dörde Merkez Bankası'ndan alıyorum. Yüzde yirmi sekize vatandaşa yetmez. Devlete devlete. Devletin Merkez Bankası'ndan yüzde on para alıyor özel banka. Devlete yüzde yirmi yediden satıyor. Yüzde yirmi yediden. Ve enflasyon endeksli borçlanma oranımız da yüzde yetmiş. Bütün bu mekanizma Nurettin Nebati'nin söylediği gibi ihracatçıyı ve iş adamını memnun kılıyor. Gariban yerlerde sürünüyor. Ve <laughs> bankaların bankaların geçen yıl Ocak Mayıs ayındaki karı 24 milyar iken bu yıl aynı dönem karı 132 milyar. Ya banka kazansın zarar etmesin. Geçen yıl bu banka 24 milyar kazanmış. Bu yıl aynı dönemde 132 milyar kazanmış. Burada bir çelişki yok mu? Burada bir izansızlık, ayarsızlık, tutarsızlık yok mu kardeşim? Böyle devlet yönetilir mi ya? Böyle şey olur mu? Ve kur korumalı mevduat. Türkiye'nin kanayan yarası. Şimdi Kredi Yurtlar kurumu <laughs> borçlarının faizini sildiğimiz vakit 26 milyardan vazgeçtik dedi Erdoğan. E güzel. E geç tabii. E sen zenginler için 60 milyardan vazgeçiyorsun. Kur Hı. korumalı mevduat ile bugüne kadar 37 milyar 235 milyon lira sen devlet adını ödedin. 10 milyar vergiden eee kaçındın. Sarf et, nazar, sarfı nazar ettin. Vergi almadın. Mahsup ettin. On da öyle koy. Yaklaşık arkadaşlar hesapladı. 13 milyarda Merkez Bankası'nın bu konuda tasarrufu var. Sonuç 60 milyar. Zengine 60 milyar veriyorsun. Gıkın çıkmıyor. Üç buçuk milyon öğrencimiz için 26 milyardan vazgeçtik diye hava atıyorsun. Gel şu kur korumalı mevduattan vazgeç. Çok basit hesap. Değerli vatandaşlar. Kıymetli vatandaşlarım. Türkiye'yi alın teriyle, emeğiyle ayakta tutuyan, tutan 84 milyona sesleniyorum. Bakın kur korumalı mevduat şu. Ben zenginim. 1 milyonu yatırıyorum. 1 milyon TL'yi kur korumalı yatırıyorum. 18 Nisan'da yatırdım 3 ay önce. Bugün 19 Temmuz 3 ay doldu. Gidiyorum bankaya. Banka bana 1 milyonuma karşılık 1 milyon 199 bin lira veriyor. 3 Bunun 35 bin lirası bankanın normal faizi, geriye kalan 164 bin lirası da kur korumalı mevduat olarak devletin bana ödediği para. Bu caiz mi? Yani zengine diyor ki senin zenginliğini koruyacağım, senin ekmeğine ekmek katacağım. Fakire de diyor ki sen sabır et, Sabret, şükret. Bazen sabret diyorlar, bazen şükür diyorlar. Nereye kadar sabır? Nereye kadar? Asgari ücret açlık sınırının altında. Kış geliyor. Bu kış geçmeyecek. Bu hala sabır tavsiyesinde bulunuyor. Kimin parasını veriyorsun? Bu fakirin parasını veriyorsun. Fakirin marketten aldığı çocuk bezinden Bulaşık çamaşır deterjanına kadar, etine, ekmeğine, sütüne kadar aldığı her şeyden aldığın ÖTV'yi, KDV'yi zengine veriyorsun. Dünyada böyle bir ritüel yok. Zenginden alıp fakire vermek var ama fakirden toplayıp zengine vermek yok değerli arkadaşlar. Dar gelirler hariç herkes memnun bu sistemden. Kimin bu söz? Maliye Bakanı. Doğru memnun. Bir milyon TL ve üzeri mevduatı olanların parası da sayısı da büyümüş çok şükür. Çok şükür. Nasıl bir büyüme bu? 2005'te bankalarda 1 milyon TL ve üzeri mevduatı olan 12.860 kişi var ve 93 milyar para var. Bu toplam mevduatın yüzde %38'i. %38. Gerisi düşük gelirler Yani %38'i çok zenginin, yüzde %62'si normal ortalamanın Peki 2002'de bu nasıl olmuş? 2005'te yüzde 38 olan bu pasta, zengin pastası nasıl büyümüş değerli arkadaşlar? 589 bin kişinin bankalarda 1 milyon ve üstü olma kaydıyla 4 trilyon 24 milyarı var. Yani yüzde 65. Bu şu demek. Bu şu demek. Türkiye'nin yüzde 65'i yani 580 bin kişi, yani 146 bin aile zenginliğine zenginlik katmış, servetine servet katmış. Türkiye'nin <laughs> Türkiye'deki bankalardaki mevduatın yüzde 35'i de 84 milyon arasında ufak ufak bölüşülmüş. Ve sabır diyorsun. Bu şu. Bunu şunu, bu ekmeği 4 lira. Yani o ekşi mayalı ekmek falan bunları unutalım. Bu normal ekmek 4 lira. Şimdi burada bıçak ayıp olur diye ben yukarıda kestim. Bu ekmeğin yüzde 65'i bu. 65. 35'i beş. de bu. 38'i. Otuz 38. Otuz yüzde 65 beş bu 580 beş bin kişinin. Bunu 580 bin kişi bölüşecek. Bunu 146 bin aile bölüşecek. Bunu da 84 milyon bölüşecek bunu. Yani 21 bin 5, 21 milyon 500 bin aile bunu yiyecek. Bununla yetinecek. 10, e, 146 bin aile bununla. Erdoğan'a soralım. 21 milyon nere? 146 bin nere? Bunun neyine sabretsin bu millet? Neyine şükretsin bu millet? Çok merak ediyorum ve ayıptır. Bu adaletsizliğin giderilmesi lazım. 2000 biraz önce verdiğim 2005'te adaletsizlik bu noktada değildi. Son 5 ayda değerli arkadaşlar, aziz vatandaşlar, son 5 ayda sadece demin dedim ya bankalar kar konusunda patlama yapmış. 24 milyar kar eden bankalar 132 milyar kar etmiş ilk 4 ayda Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da Sade onlar değil ki. Türkiye'nin milyonerlerinin serveti de yüzde yirmi artmış. Vatandaşın serveti de yüzde yirmi arttıysa helal olsun Erdoğan'a. Ama artmadıysa yazıklar olsun. Bu kabul edilemez. Ve gaf üstüne gaf, pot üstüne pot. Akılla alay etmek, piskinlik bunlarda tavan yapmış. Beyefendi Sayın Nebati diyor ki Efendim 2002'de 1 milyon haneye sosyal yardım desteği veriyorduk. Şimdi 4,5 milyon haneye sosyal yardım desteği veriyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde yardıma muhtaç aile sayısı çoğaldı diye övünen bir hükümet gördünüz arkadaşlar? Dünyanın hangi ülkesinde? Yardıma muhtaç aile sayısı, hane sayısı 1 milyondan 4 milyon 300 bine çıkmış. Beyler övünüyor. Övünüyor. Bunu bir maharet gibi sunabiliyor. Böyle de bir pişkin yanları var. Ve dünya enerji fiyatları yüzde yetmiş artmışken Türkiye'de akaryakıt fiyatları enerji fiyatları yüzde üç yüz arttı. Bunun utancıyla yaşamak yerine bunun utancıyla susmak yerine Efendim Haziran ayında fiyatlarda yüzde on beş indirim yaptık diye övünebiliyorlar. Üç yüz ne olacak? Hadi yaptın. Üç yüzden on beşi çıkar. iki yüz seksen beş. Sen son bir yılda akaryakıta yüzde iki yüz seksen beş zam yapmışın. Be Allah'tan korkmaz. Be kuldan utanmaz. Bunun neresiyle övünüyorsun? Bunu da anlamakta zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Ve beyefendi yine o dünkü konuşmasında... Avrupa'sından Amerika'sına kadar tüm dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtarmaya kararlıyız demiş. Ama aman Erdoğan sakın kararlı olma. Sakın Türkiye'yi kurtarmayı düşünme. Sakın böyle bir girişimde de bulunma. Sen böyle konuştukça Türkiye daha çok batıyor. Enflasyonda dünya altıncılığımızı hala koruyoruz. Enflasyonda dünyanın en yüksek enflasyonu yaşayan altıncı ülkesiyiz Erdoğan. Bırak Avrupa'yı Amerika'yı sen. Bak bu güncel rakam devletin rakamı Türkiye'nin bugün TÜİKO'da makyajlı enflasyonu yüzde 78.6 ve bizden daha kötü durumda Suriye, Venezuela, Zimbabwe, Sudan, Lübnan var. Beyefendi ne diyor? Avrupa'sından Amerika'sına kadar efendim ee, küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtaracağız. Enflasyonda dünya altıncısıyız da işsizlikte nasılız Erdoğan? İşsizlik hadi normalini bıraktım. Normal işsizlik bizim uzmanlarımızın hesapladığı işsizlik Türkiye'de yüzde yirmi iki. Demin buraya gelirken yine bir ablamız aradı oğluna iş diye alıyor. Her gün böyle telefonlar alıyoruz. İngiltere'de işsizlik yüzde üç buçuk Erdoğan. Almanya'da beş buçuk. Avrupa Birliği ortalaması altı. Amerika Birleşik Devletleri hani Boğuşuyor küresel fırtına ile diyorsun ya Avrupa'dan Amerika'sına. Amerika'da işsizlik yüzde 3.6. Sende kaç? Senin makyajlı saklı gizli enflasyonun, yüzde, e, işsizliğin yüzde 10 küsür. Gerçek işsizlik 20. Sabır sabır sabır. Yok sabır Erdoğan. Sabır mabır yok. Milletin sabredecek de şükredecek de hali yok. Aklını başına alacaksın. Daha önce söyledim. Ekonomideki bu kötü yönetim bilgisizlik ve becerisizlikle izah edilecek noktayı çoktan geçti. Ekonomideki bu kötü yönetim ancak bir ihanet kafasıyla, ihanet mantığıyla izah edilebilir. Ve enflasyon Avrupa kıskanıyormuş bizi bilmem Avrupa boğuşuyormuş. Ya ne boğuşması? Bu da taze sıcak. Türkiye 78.62. Bundan alayı Avrupa ülkesi. Alayı. Arkadaşlar rica edeyim bunu yakın çekin ya. Mesela Rusya'da savaş var 17. Ukrayna'da savaş var 18. Avrupa'nın en yüksek Moldova 29, bizimki 78 buçuk. En düşüğü de Liechtenstein iki buçuk. Avrupa'nın en savaştığı enflasyon bu. Seninki bu Erdoğan bu. Dünyada altıncı sırada Türkiye. Ve ve değerli arkadaşlar benim anlamadığım da şu bu kadar kötü bir tablo karşısında milletin karşısına çıkıp iyimser laflar edebilmek ve milletten sabır dilemek de ayrı bir maharet işi ya. Yani bizim yönettiğimiz Türkiye'de böyle bir ekonomik tablo olsa biz milletin karşısına çıkamayız. Biz bu millete din iman edebiyatıyla, milliyetçilik vatan bayrak edebiyatıyla bu milletin kandırılabileceğine artık inanmıyoruz. Türkiye'nin gerçeği bu. Türkiye'nin gerçeği bu. 140 bin aileye bunu veriyorsun. 21 milyon ailenin payı bu. Bu kadar. Bu kadar. Ve önümüz kış. Ve bu sorunlar tabii ekonomi bir yandan eğitimde de Türkiye bir felaketin içine sürükleniyor. 30 Ağustos Haziran'da bunu göstermiştim. LGS sınavları ile ilgili demiştim ki tür 20 soruda doğru ortalamamız 9, 20 soruda matematikte doğru ortalamamız 4, 20 soruda fende doğru ortalamamız 9, inkılap tarihinde 5, 10 soruda, din kültüründe 10 soruda 6, yabancı dilde 10 soruda 4. Tablo iyi değil. Ve dün Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı da açıklandı. Tablo bu. Sınava giren 3 milyon 8 bin kişiden 96 bini 100 puanı alamadı. 100 puan. Bir buçuk milyon ise geçtiğimiz yıl uygulanan 170 baraj puanını aşamadı. Barajın kalkması da işe yaramadı. Bu başarısızlık, Türkçe soru sayısı 40, ortalama doğru 17, sosyal bilimler soru sayısı 20, ortalama 7, matematik soru sayısı 40, ortalama 6, 40'da 6. Fen bilimleri soru sayısı 20, ortalama doğru cevap 3. Fizikte 14 soruda doğru cevap ortalamamız 2. Kimyada 13 soruda 1,5. Biyolojide 13 soruda 2. Bu başarısızlık çocuklarımızın değildir. Bu başarısızlık AK Parti'nin ve özelde de Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısızlığıdır. Ve bu başı öne düşürecek bir tablodur. Bu sınava giren ve istediği başarıyı elde edemeyen gençlerimize sesleniyorum. Moralinizi bozmayın. Başarısızlığın sorumlusu siz değilsiniz. Aileleriniz değil. Başarısızlığınızın sorumlusu bu ülkeyi 20 yıldır yöneten ve bu ülkeyi 20 yıl içinde bir felakete sürükleyen AK Parti ve onun başkanı Erdoğan'dır değerli arkadaşlar. Yarın başka konularda dış politika konularında devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Soru var mı? Meclise hırsız girmiş de haberimiz yok. Yani arkadaşlar bombalanan bir meclisin kendini bombalayanlarla ilgili kurduğu araştırma komisyon raporunu ortaya koyamaması ayıp ötesi bir şeydir. Bu rapor var. Muhtemelen ima etmişlerdir ama bu komisyon çalıştı. Bu komisyon 26 Temmuz'da kuruldu. Biz 3 Ağustos'ta üyelerimizi verdik. AK Parti 20 Ağustos'ta zar zor bağırı çağırı üyelerini verdi. 4 Ocak'ta çalışmalar bitti. 12 Temmuz'da rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Aradan geçen onca zamandan sonra. 14 Temmuz 2017'de CHP itiraz etti. CHP ikinci muhalefet şehrini verdi. Bizim ikinci muhalefet şehrimizi içine koyma, koyulmayan bir rapor basılmaya kalkındı. Ben milletvekilleriyle meclis matbaasına yürüdüm. Basımı durdurdular. Basımı durdurdular ve o gün bugün rapor yok. Bu Sayın Şentop'un ayıbıdır. Sayın Şentop'tan önceki meclis başkanlarının da ayıbıdır. Kendisini bombalayan meclisin kendisini bombalayanlarla ilgili kurduğu komisyon raporunu kaybetmesi ayıptır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılabilecek en büyük ihanettir. FETÖ bomba vurdu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarına bomba koydu. Dinamit koydu. Kadük madük değil. Rapor neredeyse biz onu çıkaracağız. Bütün tutanakları silmiş olamazlar. Herkes sabretsin. On aydan az bir süre kaldı. Bu raporu da ortaya koyacağız. FETÖ'nün siyasi ayağıyla da patır patır hesaplaşacağız. Sayın Akarada şaşıyorum ya. Mücadele ilk günkü hassasiyetle devam ediyor diyor FETÖ'yle mücadele. Ya senin başında olduğun ordunun üçte biri generalinden uzman çavuşuna kadar, az subayına kadar, subayına kadar, erine kadar lise talebelerine kadar FETÖ ile irtibatlı iltisaklı çıkmış. Başında bulunduğun ordunun üçte biri darbe yapmaya kalkmış ve sen onu odanı basan basıncaya kadar fark etmemişsin. Sen ne mücadelesi yapacaksın? Şunun cevabını ver yeter. 2016 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu günden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınan askeri personelin kaç tanesini sonradan FETÖ ile irtibatlı bulup attın? Eskiyi bırak, eskiyi geç. İlk günkü heyecanla hassasiyetle mücadele ediyorum diyor ya. Soruyorum. 15 Temmuz 2016'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine aldığınız subay, az subay, her türlü askeri personelin kaçını daha sonra FETÖ ile irtibatlı bulup Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişkini ilişkini kestiniz. Bir de buna cevap verin. Türkiye Büyük Millet Meclisi FETÖ borsasına yenik düşmüştür. Maalesef. Üzülerek söylüyorum. Bu raporun ortadan kaybolması, raporun kimsenin bu rapora ulaşamaması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin FETÖ'ye, FETÖ borsasına yenik düşmesidir. Ve raporun kadük kaldığını açıklamak da bir takım güç merkezlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boyun eğmesidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu raporda 15 Temmuz'un arkasındaki bütün sır perdesi de inşallah en geç 10 ay sonra herkesce biliniyor olacak. Çok teşekkürler. Başka soru yok herhalde. Kolay gelsin arkadaşlar. Ekmeği